Değerli arkadaşlar, şöyle bir soru geldi bir katılımcımızdan. Yani belediyeye geçtikten sonra data science eğitimi alacağım zaman bunu belediye karşılar mı? Veya master yoludan ben yapabilir miyim? Hani master gibi üniversiteden veya dıştan bir kurs şeklinde yapabilir miyim diye güzel bir soru var. Arkadaşlar, bununla alakalı yeni kanunda buna baktığımızda, bundan sonra biraz daha yeni kanun işleyecek gibi. Eski kanunda da buna benzediğinden dolayı sistem aslında çok fark etmiyor ama yeni kanunda bir Hollandaca dil eğitimi bölümü de var. Sadece şunu ifade edeyim arkadaşlar. Bir, eğer iş dünyasına master'la girebiliyorsak ve master yapma izni alabiliyorsak, izni kimden alacağız onu ifade edeceğim. O zaman arkadaşlar, master yoluyla bu eğitimleri almanız çok faydalı ve yolu daha güvenli oluyor. Dış kurumlarda da var imkanlar. Onu ikinci dönemde anlatayım. İkinci bölümde. Birinci bölüm master bölümüne bakalım. Arkadaşlar, kamptasınız. Belediyeniz çıktı ve belediyenize geçeceksiniz. Veya daha kampta oturum bekliyorsunuz. Hiç önemli değil. Yapmayı düşündüğünüz master bölümü lisansınız yakınsa ve İngilizceniz özellikle varsa, çünkü baktığınızda master'la IELTS'ler, IELTS sorarlar yani. En azından o görüşmeyi yapacak kadar İngilizceniz varsa arkadaşlar, master'la yazışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü belediyeye görüşmeye girdiğinizde belediyeye bu kağıdı gösterirseniz, ya bakın ben şu üniversiteden şu master'ı almayla alakalı izin veriyorlar, yani benim profilim uyuyor buna dediğiniz takdirde belediyeler sizi yeni dil eğitim sistemi olan Onderwijsroute'ye gönderirler. Hollandaca içinde bir sisteme gönderebilirler veya direkt İngilizce okuyacaksanız direkt master'a izin verebilirler. Bunun ücretini bazen kendileri ödüyor veya sizi arkadaşlar chat'te yazacağım UAF kurumuna gönderecekler. Yani master yolunun bir bazen belediye karşılasa da bazen karşılamadığında UAF ile görüşerek bunun ücretini UAF'den de karşılatabilirsiniz. UAF görüşmesinde sizinle beraber bazen testler yapıyorlar. Kabulde biraz zaman alıyor. Onun için şimdiden kayıt olmanızda faydası var. UAF çok geniş. İş imkanlarından eğitim imkanlarına kadar hem ücret verebiliyor hem yönlendirme yapıyor. Hollanda'nın en büyük özele yakın bir mülteci yönlendirme kurumudur arkadaşlar. Yani devletin hemen hemen her yerine kabul görmüş bir kurumdur. UAF'ye kesin kayıt olun. UAF'ye kayıt olduğunuzda onlarla beraber master ihtiyacı dediğinde zaten o belediyeyi dolaylı yönden ödetiyor da kendi ödüyor aslında UAF'ı, öyle bile. Ve master yaparak bunun üzerinden o mezuniyet olmasanız dahi master döneminizde şirketlerle tanışma, master döneminizde girerek orada tanışma imkanlarıyla işe girme ihtimaliniz olabilir. Master'da bitirdiğinizde, bitirmezseniz de diyorum ya, çünkü bazen şirkete girersiniz, master çok zordur. Şirkette de der ki senin şu anki bilgin yeterli, bırakırsın, önemli değil. Zaten işi çözdükten sonra sıkıntı yok. Bu master yolu arkadaşlar sadece IT için değil, hukukçu için de geçerli, öbür pedagoji, psikoloji neyse, eğer bir master yapabiliyor ve İngilizceniz varsa yapın. Çünkü sadece bitirmeniz önemli değil. Oradan tanışacağınız şirket imkanları size daha çok önünüzü açacaktır. Birinci bölüm bu şeklinde. Master yapabiliyorsanız yapın. Master olmadan Data Science IT eğitimi alabilir miyim? Bununla alakalı demin chatte yazdığım Motop, The Hacker Future, Duygu Tony veya Amerika'dakini kabul etmiyorlar da bir tane daha sanki, Microsoft Azure. Bunların dışında eğer o belediyenin kendi anlaştığı bir sistem yoksa arkadaşlar, sizi aldırmayabilirler. Yani ben bir tane kurs buldum İngiltere'den, ben bir tane kurs buldum Amerika'dan, bunun parasını vermezler. İlgilenmeye de bilirler. Ama Hacker Future'da kabul alırsanız veya Motop sizi kabul ederse veya işte Duygu Tony'ye kayıt olur ve oradan girerseniz, Duygu Tony zaten bir finans isteyecektir ama Duygu Tony sizi işe de alacaktır. Yani bu parayı ödemeyle alakalı kolaylık sağlıyorlar size. Bu şeklinde bir sistemlere doğru gittiğinizde değerli arkadaşlar, o zaman belediyeniz sıcak bakabilir. Gene parasını ödemez bu dış kurumların. Ama onlar kendisi alır. Hacker Future mesela belediyenizden anlaşarak alıyor. Bazen belediyenizden almıyor, şirketlerden alıyor. Onların farklı teknikleri var. Bu şeklinde baktığımızda arkadaşlar, o zaman hani master yolu biraz daha sağlıklı görünüyor. Ama olmadı diyelim. Bu saydığım dört kurumdan birine giderek bu eğitimleri almayla alakalı
görüşmeler yapabilirsiniz. Bir kurum daha var. Onu bizim üzerimizden başvuru yapabiliyorsunuz ama zaten UAF'ın vermediğini Everyday Heroes bizim ortak. Onlar 3000 euroya kadar eğitim masraflarını karşılıyor ama ne zaman karşılıyor? Şu eğitimi alınca bir şirket diyor ki ben bu eğitimi alırsa ben bunu işe alacağım. O zaman belediye karşılamadı mı, UAF karşılamadı mı bizim üzerimizden Everyday Heroes'tan başvuru yapabiliyorsunuz. Direkt kendiniz de başvuru yapabiliyorsunuz da biz görüştük oranın müdürüyle. Bizden ricası sizin üyeleriniz senin üzerinden gelirse daha güvenilir olur. Onlar çünkü şirket muhatap aldıklarından dolayı sorumluluk bizim üzerimize düşüyor ve takipsiz etmek zorunda kalıyoruz. Bunlar da öncesinden ödemiyor. Siz işe girip kontrat aldıktan sonra böyle bir ödül parası gibi düşünün. Onu sonradan size ödeme ihtimali olabiliyor bunların. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani en sağlıklı yol master yolu. Master olmasa da o zaman bu saydığımız işte Motop, Microsoft Azure, Hacker Future ve Duygu Tony gibi programlara katılma. Gerçekten bunların dışında ama bir şirketle görüşün. Şirket dedi şu eğitimi al ama bu eğitim işte 2500 euro. Onu cebimden ödeyeceğim. Girersem o şirket alıyor dediğiniz anda ise Everyday Heroes gibi bir fondan anlaşmamız var. Size yardımcı o noktada olabiliriz.